Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle plak isimli oyunda çok az senaryolarımız kalmıştı. Oradan oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Birkaç gündür kanala video atamadım arkadaşlar. Öncelikle kusura bakmayın bir takım gelişmeler oldu. O nedenle de birazcık yoğun geçti son 3-4 günü. E, o nedenle kanalı birazcık ihmal etmiş bulundum. E, bulunduğum hastane karantina hastanesi olmasından dolayı oraya yeni hastaları yatırmaya başladığımız için bizim de malum nöbet şartları değişti. Birazcık yoğun bir döneme denk daha doğrusu yoğun bir döneme girmeye başladık. E, o yüzden kanala e, video atamadım. E, yani anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Umarım anlayışla karşılarsınız. Şimdi oynayacağım Senaryo varsayılan egemen senaryosu arkadaşlar burada genlerimi size şöyle kabaca gösteriyorum zaten artık üç aşağı beş yukarı genlerimi biliyorsunuzdur oynadığım genleri biliyorsunuzdur varsayılan egemen senaryosunda Amerika fakir oluyor işte o ekonomik gücünü kaybediyor işte Amerika'nın ekonomik gücü diğer ülkelere paylaştırılıyor ben bakmadan direkt oyuna girdim ama Arabistan'da büyük ihtimalle bu zenginleşen ülkelerden bir tanesi. Direkt hızlı bir şekilde oyunu başlatınca dikkat etmedim açıkçası. Şimdi öncelikle deri lezyonlarına kadar genlerimizi aktif ediyoruz. Genlerimizi açıyoruz. Bu arada virüs moduna girdim. Şöyle ekstradan başka bir özellik var mı diye baktım. Başka bir özellik yok. Çok zor oyun modunda e, senaryolarda varsayılan egemen senaryosunu sizlerle beraber oynamaya çalışacağım. E, ateş mutasyona uğradı e, çok da önemli değil benim için kalabilir Şimdi deli lezyonlarını da açtıktan sonra hastalık bir nebze bulaştırıcı olmaya başlayacaktır Sonrasında yayılma kısmından hastalığımızın yayılmasını arttırabilmek için özelliklerimizi açmaya devam edeceğiz e, Bu arada Hastalık hızı çok yavaş ilerliyor şu ana kadar sadece 4 tane hasta oldu e, Büyük ihtimalle dediğim gibi Amerika'daki yani Amerika'nın büyük gücü gittiğine göre büyük ihtimalle Arabistan ekonomik olarak güçlü bir duruma geldi diye düşünüyorum. Çünkü yani bu hastalık hızı gelişmiş ülkelerde bu şekilde oluyordu. Ee, anlaşılan bu da senaryomuzun zorluğu diye düşünüyorum. Ama yavaş yavaş DNA puanları gelmeye başladı. Şimdi buradan hemen soyla bulaşı da bir seviye yükseltiyorum. Ee, Bakın gördüğünüz gibi Arabistan'da tıbbi araştırma maksimum, Amerika'da şu an o kadar değil. Yani dediğim gibi gelişmiş bir ülkeden başlatmış olduk oyunu o şekilde düşünebilirsiniz. Ülke gelişmiş bir ülke olduğu için ilaç direncini bir seviye yükselsem bu yayılma hızını çözerim diye düşünüyorum. Ama tabii ki DNA puanları henüz gelmeye başlamadığı için herhangi bir şey yapamıyorum. E, bu arada yorumlarda soranlar oluyor arkadaşlar. Ben söyleyeyim, e, doktorum ben, tıp doktoruyum. E, branşım fizik tedavi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon daha doğrusu fizik tedavi değil, fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşındayım. E, bulunduğum hastane dal hastanesi yani sadece fizik tedavi hastaları vardı. Artık e, onların yerine koronavirüs hastalarını yani koronavirüs bulaşmış hastaları takip ediyoruz. Bizdeki hastaların semptomu olmayan hastalar o nedenle e, çok kötü durumda olan hastalar bizde yok. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar bizde yatmıyor. Bizde sadece karantina amacıyla evine göndermemek için testi pozitif çıkmış hastaları yatırıp takip ediyoruz. E, bu şekilde de kısa bir bilgi vermiş olayım. E, bu yaklaşık son 2-3 günlük değişiklik. Ondan dolayı da zaten nöbet usulüne dönmeye başladık. E, birazcık yoğunlaştı. Çalışma şartlarımız ondan dolayı da kanala video atamadım. Bunu bir kere daha hatırlatayım. İlaç direncini bir seviye yaptıktan sonra artık hastalığın ciddi anlamda yayılmaya başlayacaktır. Ki zaten gördüğünüz gibi hastalık hızı artmaya başladı. Gelişmiş ülkelerde hastalığı hızlı yayabilmek için ilaç direncini bir seviyeye hatta bazen iki seviyeye bile çıkartmak gerekebiliyor. Geçen videoda da hatırlatmıştım bunu başka oyunlar Oynayacağım mutlaka oynayacağım çünkü Zaten bu oyun bitmek üzere zaten bitmek üzere olduğu için Sürekli bu oyundan video atmaya başladım yoksa şu an hali hazırda 7-8 Oyundan farklı farklı oyun videolarım var ee, Hani stok şeklinde bunlar duruyor yakın zamanda hani kanala böyle Video gelmemesi gibi bir sıkıntı yaşamayacağız sürekli bu Oyunlarımızı kanala yükleyeceğiz arkadaşlar Sizden gelen yorumların hepsini değerlendiriyorum ee, bazen cevap yazamasam da o yorumlardan yani dikkate alıp Oyunu indirip inceleyip hani oradan içeri çıkartabilir miyim diye hepsine bakıyorum yani Aklınızda bulunsun o yüzden yorum yazmaya devam edin lütfen yorumlarınız benim için önemli İlaç direncini iki seviyeye çıkarttım İlaç direncini iki seviyeye çıkarttıktan sonra zaten yayılma hızını görüyorsunuz burada hemen Hava ve su ile bulaşı açıyorum sonrasında Bio aerosol formunu açacağım e, Biyo aerosol formu demişken yani bu koronavirüs illetinin e, aerosol formuyla da yayılıp yayılmadığı son zamanlarda tartışılmaya başlandı. İnşallah öyle bir durum yoktur. E, aerosol formunu da yayılıyorsa yani biraz daha sıkıntılı bir süreç bizi bekliyordur diye düşünüyorum. Gerçi sıkıntılı bir süreç bekliyordur değil artık sürecin yavaş yavaş sonlarına doğru gelmeye başlıyoruz. Çoğu ülke... O tepe noktasına ulaşmaya başladı inşallah Türkiye'de en kısa sürede bu tepe noktasına ulaşır diye düşünüyoruz ee, Neyse bu konularla konuşup çok da canınızı sıkmak istemiyorum sonuçta buraya stres atmak için geliyorsunuz ee, O yüzden oyuna odaklanmayı devam ediyorum Hastalığın yayıldığı ülkelere baktım bayağı fazla ülke var Şimdi e, Hangi ülkeler çok gelişmiş hangi ülkeler çok gelişmemiş olduğunu bilmediğim için Garanti olsun diye ben e, çevresel sertleşme genini açıyorum çünkü sıcak bir ülke çok gelişmişse orada hastalığın yayılması çok zor olacaktır. Bundan dolayı bu önlemimi alıyorum. Zaten biliyorsunuz Madagaskar, Yeni Zelanda, Avustralya vesaire falan buralara hastalığı bulaştırması zor oluyor ısı direncini açmadığımız zaman. Ki zaten son olarak Madagaskar kalmış. Umarım limanlarını kapamadan oraya hastalığı bulaştırabiliriz diye düşünüyorum. Derken limanını kapadı. Ama çok şanssız arkadaşlar gördüğünüz gibi tam limanlarını kapatırken gelen son gemiyle hastalık bulaştı. İşte hayat ne yazık ki bazen böyle olabiliyor. Şimdi burada artık hastalığın mümkün olan maksimum bulaşma seviyesine çıkartıp biraz da ölümcül bir noktaya gelmesini hedeflemem gerekiyor. Hemen şimdi ölümcül yapmıyorum çünkü hemen şimdi ölümcül yaparsam Madagaskardaki az sayıda hasta insanın hepsi ölüp hastalığı bulaştıramadan e, hastalık o ülkede sonlanmış olur O yüzden birazcık bekledim şimdi ölü doku yenini açıyorum Ölü doku yenini açtım çünkü ölü doku yenini açtığım zaman Ölen kişilerde hastalığı bulaştırmaya devam ediyor organ yetmezliği benim şu aşamada istediğim bir Özellik değil Bunları daha önceki videolarımda zaten defalarca kez anlatmışımdır ama ilk kez izleyen arkadaşlarım varsa bir kere daha anlatmış olayım. Organ yetmezliği ölümcüllüğü çok fazla arttırıp aynı zamanda da e, ölen kişilerin hani bulaştırıcı olmamasına sebep daha doğrusu şöyle ölen kişi bulaştırıcı olmuyor. Ölü doku da öyle değil yani ölen kişi bulaştırmaya devam ediyor. O yüzden organ yetmezliğini açtığım zaman e, hastalar çok hızlı bir şekilde ölüp hastalığı bulaştıracak kimse kalmıyor ve dünyada sağlıklı insanlar kalıyor bütün dünya hasta olduktan sonra organ yetmezliği genini çok rahat bir şekilde aktive edebiliriz ki ben bu şekilde organ yetmezliği genini birazdan aktive etmeye çalışacağım DNA puanı toplayıp. Gelen puanlarla viral istikrarsızlığı 3 seviye çıkartıyorum. Belki kendi kendine mutasyona uğrar diye. Tedavi hızımız %7. 65 70 arası kaldı. Büyük ihtimalle %70'lerde oyunu tamamlarız diye düşünüyorum. Tedavi hızını yavaşlatmak için nöbetleri açıyorum. Hatta açabilirsem, puanım yeterse deliliği açmayı düşünüyorum tedavi hızının düşmesi için. Ee, bu senaryoda bu şekildeydi arkadaşlar. Yani bu senaryodaki tek fark işte Amerika gelişmiş bir ülke değil, diğer ülkeler gelişmiş ülkeler olmuş. Hangi ülkeler gelişmiş tek tek bakmadım ama Amerika'nın yani o ekonomik gücü oyundaki ekonomik gücü kalmamış. Bu şekilde oyunu tamamlıyoruz arkadaşlar. Kısacası oyun istatistiklerini gösterdikten sonra bu videoyu sonlandırırım. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse kanalı beğendiyseniz kanala abone olup videoya bir like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Benim için güzel bir destek olur. Ben de motive olup videolarımı çekmeye devam ederim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Artık videonun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşelmek dileğiyle, hoşçakalın.